Ben çok olumlu gelişmeler, yani transferin son anda bitirilebileceği ümidi içerisinde değilim. Tabii ki bekleyip görmek lazım. Transferler sürpriz. Az önce yeni transferin akrabalarının yaptığı yorum gibi 4 ay öncesinde Trabzonspor'un gündemine gelmiş. O anda netleşmeyip ardından sır gibi saklanan görüşme trafiğinin sonrasında sezon sonunda yapılması beklenen transfer devre arasında Trabzonspor kadrosuna katıldı. Ekrem Demir demiş ki kardeşim iyi akşamlar, dikkat et, üşüme lazımsın bize demiş. Çok çok teşekkür edelim. Gerçekten oldukça soğuk bir havanın olduğunu da söyleyelim. Aytaç Karateke, reis akrabalar oradaysa onlarla da bir konuşma yapsan, yaptım vallahi. İki amcası ve babaannesini canlı yayında konuk ettik sevgili izleyenler. U15 2 maç 1 asist, U16 5 maç 3 gol 1 asist, U17 8 maç 6 gol 2 asist, U14 4 maç 1 gol, U19 8 maç 13 gol 1 asistle oynadı. Küçük Hamse hoş geldin diye de Ramiz Pehlevan'dan güzel bir yorum geldi. YouTube mesajlarınızı da bu şekilde de aktarmış olduk. Her fırsatta orayı atlıyorduk. Şimdi atlamamış olduk. Artık son dakikalar diyelim. Birazdan da oyuncu çıkış yapacak sevgili izleyenler. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Sizlere biraz daha kariyerinden bahsedeceğiz. Onun bilgilerini bir kez daha güncellemekte yarar var diyelim. Kim Emrehan Gedikli 9. transferi olacak Trabzonspor'un. Aslen Trabzonlu ve bir Trabzonspor taraftarı olan Emrehan Gedikli 25 Nisan 2003 yılında Almanya'nın Oberhausen kentinde dünyaya geldi. Oyuncu 1.87 boyundaki santrafor, Mülheim'da futbolla başlamasının ardından 2010'da da Bayer Leverkusen altyapısına götürdü. 10 yıl boyunca da bu takımın altyapısında forma giydi Emrehan Gedikli. Ardından da yine Leverkusen takımında profesyonel oldu. Bu sezon Leverkusen U19 takımında 8 maçta 13 gol 1 asistle oynayan Emrehan, Almanya milli takımının alt yaş kategorilerinin tamamında da forma giydi. Genç golcünün A milli takım düzeyinde Türkiye'yi seçmesi bekleniyor. 58 maçta 56 gol kaydetti. Bir yandan da gözümüz çıkış kapısında son hazırlıklar gerçekleştiriliyor diyelim. Oyuncu da şu anda son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Birazdan çıkış kapısında görünecek. Dünkü galibiyetin ardından da sahanın ortasında Fuaç biliyorsunuz taraftarlara üçlü çektirmişti. Ona üçlünün nasıl çektirilmesi gerektiğini anlatan da Erce kardeşlermiş. Bu detayı, bu ayrıntıyı de verelim. Gerçekten çok güzel görüntüler vardı diyelim ve bakalım Trabzonspor'un 9. transferi bu noktada mikrofonlarımıza neler söyleyecek, duygu düşünceleri ne olacak? Emrehan Gedikli'nin çıkışını bekliyoruz sevgili izleyenler. Saat 21.30 sularında alana indi uçak. Ve önce oyuncu Almanya'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Trabzon'a geldi sevgili izleyenler ve birazdan da gördüğünüz çıkış kapısında Trabzonspor Kulübü'ne ait araçla birlikte konaklayacak ve yarın sabah saatlerinde de sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor oyuncunun. Bu bilgileri de
aktarmış olalım. Trabzonspor'un 9. transferi olduğu olma yolunda diyelim. Daha henüz resmi sözleşmeye imza atılmadı ama çok büyük bir mesafe kat edilip anlaşma sağlandı. Resmi imzaların da atılmasını bekleyeceğiz. Bu noktada canlı olarak da ekranlara zaten Trabzonspor TV'den de yayınlanacak ve bizler de ortak yayında sizlere buluşturacağız sevgili izleyenler. Evet, Trabzonspor'un yeni transferi birazdan çıkış yapacak diyelim. Tabii ki oradan çıkan dış hatlar kapısından, gelen yolcu kapısından çıkan yolcular da bir anda neye uğradığını şaşırıyor. Meslektaşlarımız burada son hazırlıklarını gerçekleştiriyorlar sevgili izleyenler. Ve ilginç görüntülere de sahne oluyor. Az önce Emre Han'ın iki amcası ve babaannesinin de duygu düşüncelerini, görüşlerini haber atmış bir TV ekranlarında canlı olarak almıştık. Bu bizler için de enteresan bir deneyim, enteresan bir tecrübe oldu. Yunus Mallı'nın da yine yakınlarının o transfer sonrasında Trabzon'a geldiği andan itibaren akrabaları vardı ve bugün de Emre Han Gedikli ile alakadar onların da akrabaları, amcaları, yakınları onlara destek, oyuncuya destek vermek adına da bu soğuk havaya aldırış etmeden onlar da havalimanında Emre Han Gedikli'yi karşılamak için hazır bekliyorlar sevgili izleyenler. ...21.30 sularında uçak Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı ve yaklaşık da 15 dakikalık bir bekleme süremizin olduğunu, hatta bu süreyi de geçtiğimizi ifade etmekte yarar var size. Dünyanın her tarafından gönderdiğiniz mesajlar için de ayrı ayrı teşekkür edelim sizlere sevgili izleyenler. Bu noktada Müslüm Aydın, Tuncay Bey, Hamşik Konya maçında sahaya çıkar mı bence demiş. Tedavisi devam ediyor oyuncunun biliyorsunuz ama büyük olasılıkla böylesi kritik bir maçta da Hamşik'in forma giymesini bekliyoruz açıkçası. Emre Han Gedik'le Murat Kara sormuş kim bir futbolcu diye. Trabzonspor'un 18 yaşındaki forvet oyuncusu. Maçlarda stada giderken bayrak dağıtsınlar, kulübe iletelim demiş Özkan Kodalak. Sevgili izleyenler.
Abdullah Hoca Kuvasi'yi neden zaman tanımadı, neyi bekledi anlamadık biraz söylemezin mesajıydı. Tabii ki bu noktada milli takımdan dönmesi, takıma adaptasyonu noktasında takıma adapte noktasında da maç eksiğinin olmuş olabileceğini bizler de varsayıyoruz ve bu noktada çok coşkulu bir bekleyiş var Trabzon Havalimanı'nda sevgili izleyenler. Yine içeride bir hareketlilik var. Yaklaşık 20 dakikadır da bekleyişimiz devam ediyor. Her şeyin hayırlısı olsun inşallah o sene bu sene demiş Dervişoğlu. Ozan Çalın mesajını gönderdi. Bir saattir de yayında sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Trabzonspor'un 18 yaşındaki genç yeteneği Gedikli Trabzonspor takımının 9. transferi oldu sevgili izleyenler ve birazdan da dış hatlar gelen yolcu terminalinden çıkmasını bekliyoruz oyuncunun. Evet yine bekleyişimiz sürüyor. Bu arada dış hatlardan gelen yolcular da şu anda onlar da şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar açıkçası. Evet, yorum yolcu hanımefendiden hayırdır, ünlü birini mi bekliyorsunuz dedi. Tabii Trabzonspor'da oyuncular böyle karşılandıkları için bu noktada cevabı da bu şekilde vermiş olalım sevgili izleyenler. Mehmet Genç Cezayir'den selamlar. Trabzonspor'a başarılar inşallah. O sene bu sene demiş. Bursa'dan Mustafa Uğurlu Trabzon Trabzon'umuza hayırlı olsun. Bir de stoper alırsak bu iş tamamdır demiş. Tuncay Bey, Hüseyin Türkmen'in durumu nedir? Bu hafta kadroda yok mu? Tabii bunları konuşmak için çok erken arkadaşlar. Seyirci coşturacak. Havaya girecek. Bekliyoruz demiş. İşi şansa bırakmalıyız, bırakmamalıyız, stoper almalıyız demiş Abdullah Bozkurt. Bir o söylemez, seyirci coşturacak, havaya sokacak ve stada çağıracak. Akrediteler bekliyoruz başkandan, havai fişekler, meşaleler gibi demiş. Zekeriya Baş, Trabzonspor Konya Sporu yendiği takdirde şampiyonu kutlamalarını yapabiliriz Tuncay Bey. Tabii ki önde uzun bir maraton var ama Trabzonspor gerçekten çok önemli bir virajı geçmiş olacak. Mehmet Duruş Nevşehir'den selamlarını göndermiş. Nevşehir'e de kucak dolu selamlarımızı gönderelim. Yakup Uzun Yakup, taraftarımız statta sinema izlemesin demiş. Davut Aktaş ta Sırbistan'dan selamlarını
göndermiş. Aral konusunu sormuş. Aral konusunda şu anlık Trabzonspor'un cephesinden özellikle Midland Kulübü'nün her görüşmede fiyatı yukarı çekmesi Trabzonspor cephesini de bu noktada kızdırdığını söyleyelim. Ve şimdilik bu transferin askıda olduğunu söylemekte de yarar var. Ama önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler olur. Onlara da açık olmamız lazım diye düşünüyorum. Yunus Emre Eski Sürme neden selamlar abi. Bu sene şampiyonuz inşallah diyelim. Ersin Abalı İstanbul'dan selamlar demiş. Selam olsun herkese Ömer Keskin. Çeşmi Cihan Amasra'dan selamlar. Deniz Dönmez'in mesajı. Çok çok teşekkür edelim Amasra'ya da. Kucak dolu sevgilerimizi gönderelim. Trabzonspor'un 9. transferini bekliyoruz. Konya'dan selamlar. Konya Spor'a acımak yok demiş Abdullah Bozkurt. Böyle bir mesaj göndermiş izleyicimiz. Bilal Akdeniz'den önce Ahmet Karaca'yı okuyalım. Fransa Lyon'dan selamlarını göndermiş. İşte yurt dışından gelen turistler de bir anda neye uğradıkları şaşırdılar gerçekten. Fransa Lyon'dan bu sene o sene olacak demiş. Selamlarını göndermiş. Çok çok teşekkür edelim. Sabri Bilal Akdeniz Paris'ten selamlar. İyi futbolcu hayırlı olsun demiş. Teşekkür edelim. Paris'e de selamlarımızı gönderelim. Sabri Artan Kocaeli'nden selamlarını göndermiş. İstanbul Sarıyer Ayaza'dan selamlar. Metin Kuru Haliloğlu selam İstanbul'dan demiş Şakir Çabuk. Dinar'dan selamlarını göndermiş Zafer Atakaya. Abim şampiyon Trabzonspor Necdet Yılmaz inşallah diyelim. Ankara'dan selamlar saygılar bize her yer Trabzon demiş Murat Bülbül. Başkent'e de selamlarımızı gönderelim. İstanbul Bağcılar'dan selamlar Necmi Yıldıran. Bağcılar'a da selamlar. Samsun'dan selamlar stoper lazım demiş İsa Yağmur. Stadyumda bayrakları taraftarlarla taraftarları coşturmak lazım ifadesini kullanmış. Yaklaşık yarım saattir artık oyuncunun çıkmasını bekliyoruz bu doğrultuda ve bekleyişte devam ediyor. İçeriden görevli arkadaşlarımızın verdiği bilgiler de bu doğrultuda. Tuncay Bey yönetime söyleyin Konya maçında statta bayrak dağıtsınlar. Görsel şov olsun demiş Sultan Tellioğlu. Bu mesajı da ilgililere de aktarmış olalım. Olcay Sarı reis bu kadar durgunluğun sebebi stres olabilir mi? Çok vasat bir oyun oynadı bu hafta takım. Tabii bunu kazanmak, o kazanma alışkanlığını sürdürmek, devam ettirmek çok çok önemli. Kardeşim Almanya'dan selamlar. Hava bayağı soğumuş demiş Ekrem abi. Ona da kucak dolusu sevgilerimizi gönderelim. Ve mesajlarınıza devam edeceğiz. Dursun satılmış o sene bu sene inşallah demiş. Yomra'dan selamlar. Toprak bordo kokacak, yağmur mavi yağacak ifadesini. Mardin'den de selam olsun Büyük Trabzonspor'a ve Haber 61 ailesine demiş İbrahim Aydın. Çok teşekkür edelim, Mardin'e de kucak dolu sevgilerimizi gönderelim. İstanbul Kartal'dan selam olsun sizlere Abdullah Akçay. Büyük Trabzonspor demiş Osman Atmaca. Mustafa Demir Amasya'dan sevgiler saygılar selamlar. Gençler tutar inşallah demiş. Abi seyirci sadece pozisyon olunca bağırıyor. Şampiyonluk olacak. Takımın taraftarı böyle olmaz demiş Mehmet Yılmaz. Böyle bir
mesaj göndermiş. Bayram, uzun durukan İstanbul Sultan Gazi'den selamlar. Trabzonspor şampiyon olursa Trabzon'u yakacağız Tuncay demiş. Yaşar Aydın selamlar. Taraftarımız hiç destek vermiyor. Tempo yok, baskı yok. Yakup, uzun Yakup'un mesajıydı. İstanbul Arnavutköy'den selamlar. Şahin Lazoğlu, Yozgatlıyım gönülden Trabzonsporluyum demiş Hakkı Parlak. Salim Sezgin Nijer'den selamlarını göndermiş. Nijer'e de kucak dolusu sevgilerimizi gönderelim. Sevgili izleyenler, Trabzonspor biliyorsunuz pazar günü saat 19'da önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Konyaspor'a karşı oynayacak ve bu karşılaşmada hedef mutlak 3 puan. Taraftarlara gerçekten çok büyük iş düşecek ve o statta 90 dakika boyunca sesimiz kesilene kadar takımımıza coşkuyla destek, rakip takımı da ıslıkla beraber boğacağız Allah nasip ederse. Mehmet Er şampiyon Samsun Spor demiş. Bu arada 1461 Hekimoğlu'nu da kutlayalım. Deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldı. Oyuncunun valizleri çıktı. Birazdan da kendisini bekliyoruz. Emrihan Gedikli'yi. Ferhat Çolak, şehir ne zaman süslüyoruz? O hazırlıklarla ilgili de çalışmalar sürüyor. Barış Genç İzmir'den selamlarını göndermiş. Çok çok teşekkür edelim. Berke Demir Zonguldak'tan selamlarını göndermiş. Zigana Şantiyesi'nden Ahmet Özbek, Trabzonspor'a başarılar dilerim, selamlar demiş Ahmet Özbek. İstanbul Dudullu'dan selamlar, bu sene yakacağız ortalığı demiş Abdullah Yıldırım. İçeriye bir girip baksanız geri dönmüş olmasın. Yok yok, oyuncunun valizleri çıktı, birazdan da kendisi gelecek. Arsen Artvin, Yusuf Eli, mekan Bursa, gururla söylüyorum bize her yer Trabzonspor demiş Müslüm Aydın. Dortmund'dan selamlar Behzat Meydan. Necdet Vakame ile ilgili iki haftadır performansında bir durgunluk var. Sebebini transfer defterinde masaya yatıracağız. Bunları da konuşacağız tabii ki. Kalkınma İkinoğlu Bostancı Mahallesi'nden Haber 61'e iyi yayınlar diliyorum. Yener Aydın çok çok teşekkür edelim. Yaşar Demir Bursa'dan bayrak bekliyoruz. Orhan Gazi'den demiş. Mavi Göl Yüzme Havuzu Elazığ Palu'dan selamlarını göndermiş. Kemal Çelenk, başarılar Antalya'dan Trabzon demiş. Başka transfer var mı demiş. Trabzonspor'un 9. transferi oluyor Emrihan Gedikli. En büyük Trabzonspor Bursa'dan selamlar. Mustafa Gürdal'ın mesajıydı sevgili izleyenler. Ve artık saatte 22.01 oldu. Bir saatin üzerini aşkın bir yayın süremiz oldu. Oyuncunun valizleri çıktı. Mustafa Yüksek İzmir'den selamlar. Yayınınız için teşekkür edelim. İzmir'e de kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Güzel dilekleri için de ayrıca teşekkür edelim. Hasan Akbulu selam olsun demiş. Mehmet İlmaz abi Şimşek ne oldu gelmiyor mu demiş. Kocaeli Faros Trabzonsporlar Derneği'nden selamlar iyi yayınlar demiş. Mehmet İnce, onlara da kucak dolusu sevgilerimizi gönderelim Kocaeli'ne. Bu genç futbolcular gelirken gördüğümüz gibi oynarken de görürüz inşallah demiş. Kemal Tuğba Uzun sözleşme yapılacak mı? Yarın sağlık kontrolünün ardından yaptığın gerçekçi doğru haberler için teşekkürler. Faroz'dan selamlar demiş Şenol Çanış. Çok çok teşekkür edelim. Faroz'a da kucak dolu sevgilerimizi gönderelim. Adaşım Tuncay Altuntaş stoper var mı demiş. Bunları transfer defterinde konuşacağız. Tuncay abi Ömer Toprak lazım bu takıma demiş Emre Karabıyık. Erol Kılıç Bursa'dan selamlarını göndermiş. Abi geri gitmesin sakın. Yok yok Sedat Ak. İçin rahat olsun bu noktada.
Ahmet Ömer Keleş inşallah iyi olur Emrehan demiş. Stadyuma kareografi çalışması yapılması, davulların tekrardan stadyuma gelmesi lazım demiş Deniz Dönmez. Mehmet Gürsoy Sakarya'dan selamlarını göndermiş. Samsun'dan selamlar. Bu sene şampiyon olacağız inşallah demiş Hasan Akbulut. Volkan Aydoğdu Alaklı'dan selamlar. Trabzonspor için hayırlı olsun. Haber 61 tüm ekibine kolaylıklar diliyorum. Hayırlı haberler dileğiyle. Volkan Aydoğdu'nun bu güzel dileklerine de çok ama çok teşekkür edelim. Haber 61 ailesi olarak sevgili izleyenler. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sizden haberleri alıyoruz. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız demiş Kemal Çelenk. Çok çok teşekkür edelim bu güzel, nazik mesajlarınız için. Ahmet Karaca Fransa Lyon'dan selamlarını göndermiş. Çok çok teşekkür edelim ona da. Kucak dolu sevgilerimiz, selamlarımızı gönderelim Fransa'ya. Selam şampiyon Trabzonspor demiş İlhan İnce. Cevat Genç Zonguldak'ta Trabzon'a ve Trabzonspor'a sevgiler. Yakında memleketimde çok iyi olacak demiş. İyi yayınlar demiş Haber 61. Çok çok teşekkür edelim. Yozgat'tan selamlar, saygılar, şampiyonuz inşallah demiş. Bu soğuk havada bize yayın yapan Haber 61'e sevgiler demiş Gültekin Keleş. Çok çok teşekkür edelim. Abi kaç valiz çıktı? Kendi yok demiş. Yaklaşık 10 valiz çıktı. Sevgili izleyenler. Evet, bizler de son hazırlığımızı yapıyoruz artık. Bu noktada oyuncunun birazdan da çıkmasını bekliyoruz diyelim. Ve son hazırlıklar yapıldı. Tabii ki yurt dışından gelen, Trabzon'a gelen hem gurbetçiler hem turistler bu noktada şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar sevgili izleyenler. Bizler de artık son hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Ben Tuncay Lako, sevgili Emrah Paçay'la ve Doğan Alayoğlu'yla bu yayını sizlere aktarıyoruz. Hemen her transferde yaptığımız gibi yine Haber 61 TV farkıyla hem Trabzonspor Kasımpaşa maçını konuştuk, hem oyuncunun detaylarıyla, kariyer detaylarıyla ilgili sizleri bilgilendirdik bu noktada. Hem de dünyanın birçok yerinden bizlere mesaj yoluyla ulaşan izleyicilerimizin de sorularını ve güzel dileklerini, temennilerini sizlerle birlikte paylaşmayı sürdürüyoruz yayınımızda sevgili izleyenler. Metin Kuru Haliloğulları şampiyon Trabzonspor selamlar sizlere Antalya'dan uçağa bir bakın kardeşim uçakta mı bu soğukta işiniz zor selam Antalya'dan demiş. Çok çok teşekkür edelim Kemal Çelenk'e. Evet ve üçüncü valizi de valiz aracı da çıktı sevgili izleyenler ve birazdan da artık spor şubeyi görüyorsunuz. Onlar da son hazırlıklarını gerçekleştirdiler. Oyuncunun çıkışı için bekliyoruz ve akrabalarının iki amcası ve babaannesinden de görüş aldık. Bir bekleyiş var sevgili izleyenler. Evet, oyuncuyu
gördük. Birazdan gelecek. Uyarılar yapıldı. Kaşkol açılmaması noktasında diyelim sevgili izleyenler. Ve bu görüntüde evet Emrehan Gedikli. Emrehan hayırlı olsun. Akrabaları seni karşılamaya geldi ve taraftarlar neler söyleyeceksin? İnanılmaz bir mutluluk. Hayalini kurduğun takımda bugün forma giyeceksin. Duygu düşüncelerin neler? Öncelikle herkes biliyor, Trabzonluyum ben. Ve şimdiki duygularımı anlatamam. Çok mutluyum, çok da heyecanlıyım. Bir de Abdullah hocama ve Ertuğrul başkana çok teşekkür ediyorum. Bana çok güvendiler ve evet. Önemli bir kariyerim var, önemli bir gol başarım var. Bundan sonrası için Trabzonspor'daki hedefin nedir? Hedefim Trabzonspor'la inşallah Avrupa'da ses getirip inşallah ülkemizi temsil etmek istiyorum. Taraftara son olarak bir mesajım var mı? Herkesin ayağınıza sağlık, geldiğiniz için teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler, tebrikler, hayırlı olsun. Eyvallah. Teşekkürler. Evet, Haber 61 TV'nin sorularını yanıtladı sevgili izleyenler. İlk duygu düşüncelerini, ilk yorumlarını sizlerle paylaştık canlı yayınımızda. Çok heyecanlıydı gerçekten. Tabii ki böylesi bir gurur tablosunun içinde olmak da önemli. Yakınları onu karşılamaya geldiler. Gencecik bir oyuncu, pırıl pırıl bir oyuncu. Umarız ve diliyoruz ki Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyer ve formanın hakkını verir. Diyelim işte akrabalarını görüyorsunuz. Onlar da yoğun bir destek veriyorlar kendilerine. Evet, ailesiyle birlikte geldi oyuncu ve konaklayacakları otele Trabzonspor'a ait araçla beraber hareket ediyorlar. Yarın sabahleyin sağlık kontrolünden geçirilecek oyuncu ve sözleşme imzalayacak. Sevgili izleyenler, sevgili Emrah da o görüntüleri, araç içerisindeki görüntüleri de ekranlara taşıdı. Evet sevgili izleyenler, yaklaşık bir saate aşkın sürede sizlerle birlikteyiz. Trabzonspor'un 9. transferi Emrehan Gedikli'nin gelişini Haber 61 TV farkıyla sizlerle aktardık. Sizlerle birlikte buluşturduk diyelim. Haber 61 TV'nin sorularını, bizim sorularımızı yanıtladığının da özellikle altını çizmekte fayda var. Çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Umarız Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyer ve Trabzonspor'u en iyi şekilde, en güzel şekilde temsil edip Avrupa'nın çok büyük kulüplerinde de oynama başarısı gösterir diyelim. Ben Tuncay Lako, sevgili Emrah Paça ve Doğan Alayoğlu ile birlikte bu canlı yayını sizlerle gerçekleştirdik. Mesajlarınızdan ötürü herkese binlerce kere teşekkür edelim. Bir başka canlı yayında görüşmek dileğiyle yarın saat 14'te transfer defterinde Haber 61 TV stüdyolarında olacağız. Ve yine son gelişmeleri sizlerle birlikte paylaşacağız diyelim. Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu bir akşam geçirmeniz temennisiyle. Hoşçakalın.